Evet, evet. Murat Oto Elektrik daha önce de konuştuğumuz yer. Yani buradan hareket ediyorlar eve de. Tamam. Kaç gibi hareket ettiğini söylüyordu elektrikçi. Vardı bantta. Buraya 3-3,5 sıralarında geldiğini söylüyordu. Ve buradan oraya gidişleri de zaten 2 dakika 45 saniye sürmüştü. Yani 15-15.30 diyor. Dediğim gibi arada bir kayıp bir zamanın var senin. Evde geçirdiğin. Yaklaşık bir yarım saatte 45 dakika arası bir zamanın var. Sonra gittin şeye, fazla fazla yazalım. Çünkü bundan sonrası benim için daha büyük önem taşıyor. 3.30'da gitmiş ol. Adam yarım saat tamir etmiş olsun. Saat olsun 16. Şimdi sen açsın. Bak burası çok önemli. Benim hiç tanıdığım hiçbir erkek bu kadar aç kalmaz. Şu sen açsın. Sen sabah kahvaltısı da etmemişsin. Kadın vermiş yememişse saat 16 açsın. Nerede yemek yedin? Şimdi Hüseyin oraya gidecek. Hatırlamıyorum ablanı, hatırlasam. Ha, evinde oradasın. Belki yukarı çıktın. Eve çıktın mı? Çıkmadım abla. Niye? Açsın tamir ya bir şeyler. Tamir ya yok şey, çıkmadım abi. Sen bak burası çok önemli. Sen şeyin tamirini yaptırdın. Evet. Arabanın. Kapının önündeydin. Sonra bir hani evin hiç içine girdin mi apartmandan yukarı çıktın mı? Girmedim abla. Niye? Tamirci arabayla şeye koydum. Yerine koydum. Hı. Arabayla oradan hani köye gittim. Niye? Mesela sen kadını kapının önüne bıraktın ya belki alt kat komşuya inmişti. Yine kapının orada oturuyordu mesela. Tuvalete girdi kadın sen çıkarken tam çıktı hala merdivende oturuyordu olabilir. Niye içeri girip de bir bakmadın kadın evde mi merdivende mi? Bakmadım abla bilmiyorum. O günkü şeye bakmadım yani. Bu kadın gelse dahi içeriye girebilecek mi? Giremeyecek abla. Giremeyecek. Şey, anahtarı yok. Bir şey söyleyeceğim. Anahtarı evden çıkarken bırakmadın mı tekrar paspasın altına? Şeye bırakıyorum. Hayır o gün bıraktın mı? Bıraktım abi. Hiç almadım anahtarı yanıma zaten. Hani gelir de eve girer mi gibisin. Ha daha da güzel. Geldin arabaya. Niye yukarı çıkıp evde mi diye bakmadın? Hani baktım da belki de hani o gün hatırlamıyorum. Hani baktım, bakmadım da öyle. Hatırlayacak hatırlamayacak bir şey yok. Oraya gitsen bir de ağzına da bir ekmek atarsın. Açsın ya sen. Açlık önüne geçirebilecek bir duygu değil bu. Bizim biyolojik yapımız hepimizin aynı. Hatırlamıyorum abla. Saat 9'dan 6'ya kadar aç kalmaz hiçbir erkek. Mümkün değil. Hatırlamıyorum yani. Hatırlasam zaten söylerim. Hatırla. Burada bildiğimizi söylüyorum. Bak şimdi. Biz orada bandı hatırlayacaksınız. Sen araba şeyle, oto tamirciyle beraber evin önüne geliyorsun. Ev burada, araba burada. Sen arabayı burada tamir ettiriyorsun. Motosikletle geliyorsun. Arabayı tamir ettiriyorsun. Burada köye gittiğini söylüyorsun. Şimdi anahtarı evde mi bıraktın paspasın altında yanında mıydı? Hangisi? İyi hatırla. Yerdeydi abla. Hani ayakkabının içinde. Bırakmıştın yani bırak. Evde. O zaman sen burada böyle gittin bir de aradın ya biraz falan. Geldin belki de kadın geri döndü. Aldı anahtarı girdi eve. Niye bakmıyorsun? Belki de baktım da olabilir. Yani onu hatırlamıyorum. Yani baktım bakmadım. Bak karını arıyor olsan, karının nerede olduğunu merak ediyor olsan, karının eve dönme olasılığı var. O zaman karım eve döndü mü diye, çünkü kadının ilk gideceği yer evi, tekrar evine gelecek. Biraz dolanacak, tekrar evine gelecek. O zaman sen karını aramıyorsun. Yani sen karını merak etmiyorsun. Çıktı mı çıkmadım abi, onu hatırlamıyorum. Şey etmiyor. O şeyle hani çıktı mı çıkmadım onu bilmiyorum yani. Anahtarı oraya koydum hani akşam... Evet, yani köyden şimdi, geliyorum, Hüseyin, bakıyorum. Hüseyin'cim, orada mı oto tamirci bilmiyorum ama şimdi sen motosikletle arkanı mı aldın evet. Şeye? Götürdün, sonra tekrar tamirci... Murat Bey. Konuşur mu Murat Bey? Kulaklığı da verir misin Hüseyin'cim ona bir tanesini? Murat Bey'e sorularınızı sorabiliriz. Çok teşekkür ederim. Buyur. Murat Beyciğim, dur kulaklığı verelim. Müge Hanım, kablolu kulaklık kullanıyoruz da ben yönlendireyim sorularınızı. Sen ver kulaklığı bir dakika bana istersen ona. Tamam. Ha, içine mi sokmuş? Ah şık da gözüksün diye kıyamam ben ona. Murat Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz evimize, teşekkür ediyorum. Murat Beyciğim,
Şimdi siz o gün... Hoş bulduk. Tayfur size kaç gibi geldi? Hatırlayabiliyor musunuz? 3.30 gibiydi. Saat 3.30 gibi civarı. 3.30 gibiydi. Bak 3 de değil, 3.30 diyor. Sonra size motosikletiyle geldi. Siz onun motosikletine mi bindiniz yoksa siz kendi aracınızla mı gittiniz? Yok, onun motosikletine bindik gittik. Gittiniz. Ne kadar sürdü tamir işlemi? Hı? Ortalama 20-25 dakika, yarım saat civarı. Peki, yanınızdan hiç ayrıldı mı Tayfur siz arabayla uğraşırken? Hayır, ayrılmadı. Yanımdaydı. Yok, ayrılmadı. Peki, o sırada Tayfur'a hiç telefon geldi mi? Farkında değilim ya. Ben şimdi direksiyonun altında eğildim, iş yapıyordum yani, görmedim. Anladım. Peki, hiç size bahsettim ya, benim de hanım kaçtı ya da işte arıyorum falan, hiç öyle bir mevzu geçti mi? Hayır, hayır. Ya ben yok, hiç öyle bir mevzu geçmedi. Anladım. Peki, siz arabayı tamir ettiniz. Tamir ettikten sonra sizi Tayfur nasıl bıraktı iş yerinize? Arabayla benim iş yerime bıraktı, ondan sonra ayrıldı. Yani sen minibüse de geri dönmedin. Aman, motosikletle geri dönmedin. Arabayla beraber. Hayır, arabayla abla dedim onun, yani arabayla. Hayır, onun arabasıyla geldi. Anladım. Ama şunu bilirsiniz, hani siz altta da olsanız Tayfur mesela sizi bırakıp evin içine girdi mi? Yok, girmedi. Farkında değilim. Görmedim yani şimdi. Görmediğim şey diyemem. Sen de zaten girmediğini söylüyorsun. Mesela orada tamir ederken sen de yukarı çıkabilirdin. Yani ayrılmadı yani. Büyük ihtimalle ayrılmadı. Yanımda oturuyordu yani. Ha, yanında oturuyordun araba. Yani oturma. Yani yanında dinleniyordum hani. Abinin bir şey lazım. Niye bakmadın? Belki karın gelmiştir yavrum eve. Bahçede değil mi? Bahçede. Bahçe duvarında. O bahsettiğin röportajı yaptın yani. Hani çıktı mı çıkmadı mı hani onun şey etmiyor. Ama köyden babam gelen geldik kerevine ama baktım hani geldi mi gelmedi mi diye. Çok teşekkür ediyorum. Size de zahmet verdim. Sağ olun. Allah razı olsun. İşte ben 16'sın bir açsın. Ha, yemek yediler mi Hüseyin? Yemek yemişler mi hiç o arada? Bir tost mos bir şey. Bakın, sabah kahvaltı da edilmemiş anlatıldığına göre. Ya da edilse bile sana bir tane ekmek getirmiş. Kadına da kızmışsın ya. Niye erkeklerin abla, yanına geliyor? Kızmadım gelin? Hani bir şey demedim orada hani. Onlar falan... Yanımda arkadaş da vardı, seslenmedim. Ekmeği verdi, gitti yani. Hani niye geldin, şöyle ettin diye seslenmedim yani orada da. Söylüyorlar işte, sen ne örgütleri söylüyorlar da tam yanımda arkadaşlara da hani araştırın, hani sorulsun dedim mi bir şey diye. Seslenmiyorum ya, yani. Ya bir şey yapmak değil ki, insan kaşıyla gözüyle bile o tavrını... Ama abla sesli söyledi, ben seslenmedim ki. Hani ekmek arası verdi. Çay getirdi, ama orada kadınlar gitti. Da diyor ki erkeklerin yanına gitti verdi diye diyor. Tayfun gene bir şey yaptı, kadın da geldi hani. Ya abla öyle bir şey ne? Hiçbir şey afra tavra da yapmadım yani. Yapmadım. Tabii canım, tel atsak yanımızda abla bağlanın. Musa Dilber yanımızdaydı, bağlanın. Anladım. Üçümüz yemek yiyorduk orada. Müge Hanım, tamam. Müge Diğer Hanım. Kadınlar öyle söylemiyor. Efendim Hüseyin'cim. Müge Hanım, Musa Bey'in, Talat Bey'in ismini veriyor da Musa Bey'le ilk yaptığımız röportajda zaten Musa Bey Bedriye Hanım'ı uyardığını söylüyordu. Bedriye bak, bu sana bu konudan kızmış. Sakın eve gidip sen de onunla dalaşma demiş yani. Kavga etmeyin, uzatmayın bu meseleyi demiş. Musa Bey'in ismini veriyor ama Musa Bey ısrarla da bunu söylüyor. Röportajında da söylemişti zaten. Yani orada bir şey yaşanmış zaten. Bir tartışma yaşanmış. Evet. Kameracıların yanında yani diyor Musa Bey. Bu Musa Bey, kadının dedi günlerde... yemekte diyor. Hani yemek yerken diyor, bağırdı şey ettiğini. Musa Bey'den hani röportaj yaptığım hani kızdığını o da Musa Bey onu söylüyor. Onu da söyleyen hanımefendi var. Orada çalışan genç bir kız var. Sabahtan başlamıştı diyor Bedriye ablanın birazcık moralinin bozuk olması. O da Bedriye Hanım kocama yemek götüreyim diye heyecanla eşinin yanına gittiğinde... işte on tarafından terslenmişti. O da ona şahit olmuş yani. Terslenmedim yani. Musa abinin sinirli röportaj için ben hani şey ettim. Hani moralim bozuluyor orada. Musa abi dedi ya hani moral bak biraz bozuldu. Terslenmedi. Musa abi onu diyor. Hani yemek getirdi diye ben... Problem var işte, insanlar diyor ki eve gidince de büyütmeyin diyor. Bir şey var. Bir şey yaşanmış. Tabii şimdi milletin içinde yaşanacak kavga ile evde yaşanacak kavga aynı olmaz. Tam milletin içinde, yani. Milletin el iyisi denen bir şey vardır. El iyisi. Böyle ele karşı iyisindir, eve gelip kapı kapandığı zaman hıncını karından alırsın. Zaten kuş kadar bir kadın yani. Abla diyeceğim yani. Laf etmemiz yok, tamam, bağırmamız, geç. Şey etmemiz yok. 16'dasın ve sen şimdi şeydesin, tam da Hüseyin'in durduğu yerdesin.
Oradan şimdi çıktın, nereye gittin? Abla köye gidiyorum oradan. Yani var mı, yani araba yapıldı. Köye gidiyorum, geliyorum. Köye bak... gittin. Hüseyin, oradan köy kaç dakika? 10 dakika. 8-10 dakika. Müge Hanım, 15 dakika sürer en fazla. 15 dakika diyelim. 10 dakika, 15 dakika. Tamam. 16-15 köydesin. İçeri girdin mi? Babam tabii yukarı çıktı babam gül, hani geldi mi diye anlattım. O da dedi ne oldu dedi, yani tahala dolanları anlattım. Şimdi bu ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.